Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle hardal sarısı tek renk tülbentim var. Tülbentim biraz ışıktan dolayı açık çıkıyor ama çok tatlı bir rengi var. Şöyle size yine çok güzel bir model hazırladım, tasarladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde küçük bir tepe yaptım ve bunu trabzanların üzerinde bu şekilde hazırladım. Şöyle 5 tane pirpirin arasına bir yaprak koyarak böyle bir tane de fıstık yaptım. Şunu alalım rengi daha net çıkması için. Şu şekilde hazırladım arkadaşlar. Modelimiz bu. Şöyle göstereyim yakın plandan. Güzel bir model oldu. Şimdi bu modeli nasıl yaptık anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. Şöyle 696 numaralı videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlarken bu şekilde 5 tane kirpikli tırazlarını yaparak başlıyoruz. Bakın. Şuradan itibaren arkadaşlar ilk başlar gibi bakın. Daha önce sizler için hazırladım. Bu şekilde 5 tane kirpikli tırabzanı yaptık. Biz bu tepeciği yaparak başlıyoruz. Evet. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Arka tarafı unutalım. Şurası ilk kısım. 5 kirpikli trabzan ve bir tane boş trabzan. Araya bir zincir. Hemen yandaki 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. Yanına bir zincir. Bir defa tığı dolayıp hemen yandaki tığ vattıya girip 2, 2 alarak bir trabzan hazırlıyorum. Şöyle. Trabzanımızı tekrar yapalım. Bir defa tığımı doladım. Ara boşluktan girdim. 2 2 alarak trabzanımı hazırladım. 7 tane zincir çekiyorum. Ters çevirdim. Buraya trabzanın boş olan trabzanın tepe noktasına kapatıp 7 zincirden bu şekilde bir yuva oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Şöyle yuvaya girdim. 1 2 zincir. Buraya 7 tane bu şekilde ikişer zincirli kirpik hazırlayacağız. 1 2 zincir. Şöyle sağa yanaştıralım iyice. 3 4 5 2 zincir 6 2 zincir ve 7. Şöyle minik bir yuva oluşturduk ve tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekip bir defa tığı doladım. Hemen yandaki bakın boş olan tığ battıya giriyorum. Şöyle 2 2 alarak bir trabzan ve 4 zincir. Böyle kapattım. Bir tane tomurcuk oluşturdum. Ve bir zincir çekip bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 alarak bir tane trabzan ve 9 zincir. 4 5 6 ters çeviriyorum bakın. Bu yapmış olduğumuz 7 tane kirpiğin şöyle baştan sayıyorum 1 2 ve 3. Üçüncü kirpiğinin içine giriyorum. Şöyle bir tane de sık iğne yapıyorum. Şu iki zincirli kirpik güzel duruyor arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne yaparsanız aynı yuvanın içine. Bir, iki zincir. Burayı da aynı şekilde iki zincirden 9 tane yapıyorum. Şöyle 3, 4, 2 zincir, 5, 6, 2 zincir, 7. Aynı işlem olduğu için şöyle biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir ve 9. Toplamda buraya da 9 tane yaptık ikinciye ve yuvanın içine yani yuva dediğim trabzanın arasına bir sık iğne, bir zincir,
Hemen bir defa tığımı doladım. Boş olan tığ battının içerisine girip 2 ve 2 alarak trabzanı hazırlayıp 4 zincir kapattım. Şöyle bir zincir, bir defa tığı doladım. Boş olan tığ battıya 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Ve 9, 11 zincir. 5, 6, 7, 8, 10 ve 11. Hemen ters çeviriyorum arkadaşlar, bakın. Şimdi üçüncü bu sırayı yapacağız. Tepeciği yapacağız. Dördüncü tığ battının içine giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Dördüncü iki zincirin içerisine girdim. Buraya şöyle bakın. Aynı tığ battının içine bir tane daha sık iğne yapıyorum ki dönüş kirpiğim güzel dursun diye. Evet, iki zincir şöyle çevirdim. Bu 11 zincirli yuvanın içine kirpiklerimizi dolduracağız. 2 zincir şöyle, 2 zincir, bakın ilk defa sahte sık iğne değil, normal sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle 4, 5, 6, 2 zincir, 7, buraya düğüm oluştu. Şöyle 8 ve 2 zincir. Şöyle 9. Evet, buraya da 9 yaptım. Üçüncüsüne de, 11 zincirine de 9 yaptım. Ve yine trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim. Şöyle bakın, bir bombililik elimizle şöyle düzelttiğimizde hoş bir görüntü oluyor arkadaşlar. Evet, farklı bir tepecikli ara suyu yapıyoruz bu şekilde. Ve şimdi 5 tane ilk başlarken yapacağımız kirpikli trabzan gibi trabzan yapıyoruz. Arasına bir zincir, bir defa tığı dolayıp hemen 2 2 alarak trabzan. 3 4 zincir. Araya bir zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bir zincir. Bir defa tığı dolayıp şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 oldu. Bir zincir. Bunu 5'te 5'e tamamlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincir. Bir defa tığı dolayıp hemen yandaki tığ battıya 2 ve 2. 1, 2, 3, 4. Evet, 5 tane kirpikli trabzandan sonra şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Gösterdiğim yeşil yaprağın yuvasına bu şekilde hazırlıyoruz. 2 zincirden şöyle 2 tane kutucuk oldu bakın. Bu ikinci kutucuğa 4 zincir. Hemen bir kirpik. Yine 2 zincir, bir defa doladım. Şöyle bir tane boş trabzan. Yine 2 zincir. Şöyle 2 2 alarak trabzan. Bakın kenarlarında şöyle 2 tane kutucuk oluşturduk ve 5 tane de kirpikli trabzanımız var. Yine bu tarafına da 5 tane kirpikli trabzan yapacağız. Şimdi ilk başlarken gösterdiğim noktaya da geliyoruz arkadaşlar. Hani arka tarafı unutun, 5 trabzan yapın demiştim ya. İşte o bu. Şöyle 5 tane kirpikli trabzanı yapıyoruz. Bundan sonra da tepecik geliyor. Bu 5 kirpikli trabzandan sonra. Bunların arasına birer zincir. Tepesine 4 zincirden tomurcuk. Arasına bir zincir, bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Araya bir zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Hemen şimdi ilk başta yaptığımız gibi arkadaşlar, buraya şöyle bir zincir çekip boş bir trabzan, bakın şu şekilde dağımızın yapılışına başlayacağız. Hemen bu yeşil çiçeğimizin yapılışına geçelim.
Evet, şimdi modelimizi ters çevirelim arkadaşlar. Bakın buradaki boş trabzan tepe noktasına girip sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi öbür tarafındaki bu boş trabzan tepelerini özellikle zaten buraları yaprak için yaptık arkadaşlar. Ve şöyle bir zincirle dönüyorum. İçerisine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen şöyle iki olarak bir trabzan yaptım. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, iki ve iki. Şimdi iki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. İki, iki ve iki. İki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Bir, iki, iki ve iki. Bakın, beşinci trabzanın içine şöyle dört zincir çekip bir tane tomurcuk oluşturup dört tane de içine sık iğne yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Dört tane sık iğne. Beşinci sık iğne de bu şekilde yuvada. Maksat minik bir yaprak yapmak arkadaşlar. Şöyle yaptığım yaprağı köşeye doğru çekiyorum ve 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Zincirleri sıkı çekin arkadaşlar. Ben öbürünü biraz gevşek çekmişim. Sonra sağ sola yatmasın, yalpa yapmasın. O yüzden dal böyle sert bir zincirden olsun. Evet, bir zincir çekerek başlıyoruz. Bir defa doladım. Buraya yine yaprak yapıyoruz. 2 ve 2. Şöyle bakın. Bir zincirden iki sefer daldım. Yine bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 ve 2 alarak, pardon, 3 sefer dalacağız arkadaşlar. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle yine 3 ama 2 2 alarak 3. 3 sefer de aldım. 2 defa tığı doluyorum. Şöyle şunu da alırsak arkadaşlar. Orada 1 2 2 ve 2. Bu şekilde 5. trabzanı yaptık. Şu baştaki bir zinciri de sayarak 5. trabzan diyorum. 4 zincir. Son yapmış olduğumuz trabzanımızı aralayıp şöyle kapatıyorum. Geriye kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Son olarak yuvada 7 zincirli yeşil yuvada da sık iğne yaparak 5. sık iğneyi de burada yaparak şöyle tam yeşilin içinde oturtturarak üzerine de bir zincir çekiyorum. Çakmağı getirmemişim. Bakın, bu şekilde de minik bir yaprak oluştu. Yanık kısmı takıldı. Onu ben şimdi makası bulup temizlerim arkadaşlar. Ama yaprağımız bu şekilde minik çok güzel bir yaprak oluyor. Şimdi şu 15 zincirli dal kısmına fıstıkları yapalım. Evet, şöyle yine aynı renkten arkadaşlar gül kurusu renginden yapacağım fıstıklarımı. 15 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Bakın, yavaş yavaş göstereceğim. Hafif sadece içinden geçecek kadar ilmeği fazla uzatınca yukarı kalkmıyor arkadaşlar yuvarlak olması için. Bu geçiş kısmını 2-3 tanesini minik yapalım. Evet, 3 4 bakın yavaş yavaş uzatıyorum. 5 6 7 9 10
12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Sona kadar geldik arkadaşlar. 17 tane ilmeği doldurdum ve son ilmeği alıp şöyle en başa kadar bu şekilde getirdim. Şuradan yeşil daldan yine bir ilmek alıp buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle oturtuyorum iyice. İyice şu son kısmın, sık iğne kısmının oturması için üzerine de bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın şöyle hafif kaydırıyorum sağa doğru. Yuvarlak güzel bir fıstık bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yine 9 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 8 ve 9. Bakın şu 2-3 ilmeği kısa alırsanız havaya kalkmayacaktır. Yuvarlak bir dönüş, güzel bir fıstık olacak inşallah. Evet, şu 3 kısmı uzatmadan aldım. Şimdi artık 3 ilmekten sonra hafif hafif uzatıyorum. 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Sayıları, fıstık büyükleri hep aynı olsun diye tüm ilmekleri 17 tane alıyorum 9 zincirin üzerine. Bu şekilde bakın hafif şöyle aldık ki hafif bunu böyle bir sıklıyorum, sıkıştırıyorum ve yeşil dalın üzerine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle iyice oturtup dibine de muhakkak bir zincirimi çekiyorum sık iğneme destek olsun diye. Bu şekilde yine aynı şekilde şöyle fıstık yapacağız 9 zincirden. 2, 3, 4, 7, 8 ve 9. Fazla uzatmıyorum asla. Çok uzun olmasın. Ne kadar küçük olursa o kadar güzel oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu uç kısmı önemli değil. Büyüklük, küçüklük de. Şu baş önemli arkadaşlar. Fazla çekmeyin orayı. Havaya kalkıyor. Güzel durmuyor. 10 oldu sanırsam. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 sanırsam arkadaşlar. Şurada unuttuysam filan evet, bütün ilmekleri başa kadar çıkıp şöyle hafif bakın sıkılayınca yuvarlak bir görüntü alıyor. Bunu da yeşil dalın içine şöyle sık iğne ile sabit. Şöyle çözünürlük bozulunca ben de göremiyorum arkadaşlar. Şöyle iyice onu oraya oturtturdum. Bir tane de zincir çektim şu ipten de. Şöyle güzel bir görüntü. Hemen bunu ben koparıp yakalım. Öyle bakalım. Makası da bulduk. Bakın arkadaşlar, çok güzel yuvarlak bir fıstık oldu. Şöyle ben bunu bir düzelteyim. Hemen geliyorum. Evet, modelimizi tamamladık. Şöyle size güzel bir model hazırladım. Bakın arkadaşlar, fıstıklı böyle ara suyu. Bu şekilde iki tane tepeciğin arasına da bu şekilde zincirler biraz gevşek olduğu için arkadaşlar zinciri ne kadar sıkı çekerseniz kalıp gibi dalınız olur. Modelim bu. Şöyle bu da sizlerle yapmış olduğum modelim. Farklı bir model olsun istedim. Güzel. Şöyle inşallah işinize yarayan da böyle tane tane bir anlatımlı
modelde olmuştur. Hoş bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar da. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursunuz. Şöyle göstereyim. Karşıdan da daha çok güzel göründü. Sallantılı halini daha çok beğendim. Şöyle güzel duruyor. Bunu istediğiniz her renk tülbente yapabilirsiniz. Fıstıklar istediğiniz renkten, mavilerden, böyle sarılardan, çingen pembelerinden istediğiniz renklerden koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle sade iki renkten olsun istedim. Şöyle göstereyim. Modelimi bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a